Ali Reçber Piyasalar'ın herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Şimdi piyasalara yönelik çalışmalarımızı paylaşacağız ama ondan önce bir duyuruyla yine her zaman olduğu gibi başlamak istiyorum. 20 Ocak Pazar yani haftaya Pazar Ankara'da bir eğitimimiz var. 3 Şubat Pazar İstanbul ve 24 Şubat Pazar Adana olmak üzere eğitimlerimize ilgilenenlere duyurulur. Şimdi hemen tabii ki şöyle piyasalara dönüp bakalım. Ha bu arada şunu da hatırlatmak istiyorum. Evet. Bu yıl özellikle bizim eğitimlerimize katılanlara yönelik bir çalışma olacak bu bahsedeceğimiz konu. Bir eğitim aboneliği ve canlı YouTube bağlantıları. Sadece bu yıl 2019 yılında eğitimlerimize katılan, internet eğitim alan veya özel eğitim alan arkadaşlarımıza yönelik yapacağımız bir çalışma. Çünkü daha önce yapmış olduğumuz çalışmalarda zaten arkadaşlarımıza gerek Excel tabloları, gerek videolar, gerekse bir takım dokümanları zaten paylaştık. Ama bu çalışma yeni olacağı için dediğim gibi özellikle 2019 yılında yani bu yıl eğitime katılacak arkadaşlarla bu paylaşımımızı yapacağız. Neler yapacağız? Bunu isterseniz şöyle detaylı bir anlatmaya çalışayım. Sonra hemen çalışmalarımıza piyasalara döneceğiz. Canlı YouTube bağlantıları üzerinden size gönderebileceğimiz bir şifre üzerinden bunu ancak ismini belirlediğimiz veya eğitime katılan arkadaşlarımız görebilecek. Twitter özel hesaptan sadece katılımcılara açık olacak link ve bir şifre göndererek bunu yapacağız. Bunun duyurusunu zaten belli saatlerde, haftanın belli günleri belli saatlerde yapacağız ve bu duyuruyu mail olarak göndereceğiz. Twitter hesabından ulaşabileceksiniz arkadaşlar. Yapmanız gereken sadece teknik analiz, eğitim ve bilgi aboneliği için aşağıdaki seçenekten birini seçmek. Bunu sınıf eğitimi, sizin seçeceğiniz herhangi bir şehirde bir eğitim olabilir bu. Zaten biraz önce de gösterdiğim gibi bu şehirlerden birinde bir eğitim almanız yeterli olacak veya internet üzerinden eğitim alabilirsiniz. Özel eğitim olmak üzere bu seçeneğimiz olabilir. Birini seçmeniz halinde bu uygulamaya katılabileceksiniz. Aynı şekilde katılımlarda abonelik süresi yani bilgi aboneliği süresi mesela diyelim ki bu saatte biz yayın yapıyoruz. Sadece dediğimiz gibi bu platforma bu arkadaşlarımız girebilecekler. Normal yorumlarımız devam edecek yanlış anlaşılmasın yani burada bir şey yok ama bizim amacımız burada eğitimi hem daha üst bir seviyeye çıkartmak, eğitimde insanların kafasına takıldığı soruları cevaplamak hem de o an piyasaları yorumlamak ve güçlü gördüğümüz, zayıf gördüğümüz grafikler üzerinden bu hisse senedi olabilir, endeksler olabilir, pariteler olabilir, emtialar olabilir. Bunları da yorumlayacağız. Yani bu bilgi paylaşımımız da olacak bu anlamda. Katılımlarda abonelik süresi, sınıf eğitimi ve internet üzerinden katılım yapmak isterseniz 3 ay boyunca bu katılımı almış olacaksınız arkadaşlar. Özel eğitimde 9 aylık bir abonelik durumu söz konusu. Dolayısıyla böyle bir bilgi vermiş olalım. Fiyat bilgisi de zaten burada normal eğitimlerde, internet eğitimde normal sınıf eğitimi ve özel eğitim olmak üzere burada paylaşıp görebilirsiniz. Aynı zamanda dediğim gibi Reçber Eğitim Danışmanlıktan detayları, kursun detaylarına, eğitim tarihlerine ve özel çalışmalarımıza buradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet, şimdi isterseniz hemen şöyle bir piyasalara geçelim. Şöyle bir bakalım. İsterseniz dolarla bir bakalım. Çalışmamızı yapalım arkadaşlar. Sonra hisse senetleri, endeksler, emtialar, pariteler bunları yorumlamaya çalışacağız. Evet, hatta ben şöyle şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Daha önce de bunu defaatle paylaşmıştık. Tabii belki video üzerinden bakmak bu anlamda biraz daha anlamlı olacak gibi. Yanılmıyorsam tarih olarak şöyle bir bakayım hemen sizlere. O Kasım ayıydı yanılmıyorsam. Şöyle hemen buradan bir şey göstereceğim. I wear this crown as a symbol of my duty. My title is King of Scots, not of the land, but of the people. Twitter'da. Hemen.
Şu videolarımızdan bir saniye. Hemen. Evet, bakın buradan bizi çok olursanız acımasızca evet, beş. Eleştiren arkadaşlar demeyeyim, eleştiriye açız zaten. Yanıldığımızda da yanıldığımızı her zaman söylüyoruz arkadaşlar. Yani kimse burada çok saçma sapan yorumlar yapan, çok gerçekten insanı o an için demoralize eden bir takım eleştiri değil, saldırılar oluyor. Yanıldığımızda yanıldığımızı zaten söylüyoruz. Israr ettiğimizde de yanıldığımızı söylüyoruz. Bunu kimse yatsıyamaz. Mesela geçenlerde bir yorum atmış arkadaşım bir tanesi. Diyor ki, bak bu arkadaş şöyle diyor. Dolar 5.50'yi geçerse önü açıp süper üzerinde kapanış olursa. Şimdi o 5.50'nin üzerinde kapanış yaptığında doların zaten 5.80, 5.70 bölgesine gidebileceğini daha önceden biz de söyledik zaten arkadaşlar. Yani ama biz şunu söylüyoruz, bakın o arkadaş geçerse diyor, biz diyoruz ki burayı geçemez diyor. Yani diyoruz. Burayı geçemez diyoruz. Geçmesini beklemiyoruz diyoruz. Yanıldığımızda da tamam geçti. Nereye kadar gitti? 5.80'e gitti. Şöyle de diyebiliriz. Bakın biz burayı geçemez demiştik ama geçerse de şuraya gider demiştik. Tamam geçti, oraya gitti. O zaman ne olacak, ne diyeceğiz? Ben bildim mi diyeceğiz? Evet. Ben burada fikrimi beğenmiyorum. Ama o arkadaşlar diyor ki burayı geçerse şuraya gider. Asıl olan şu. Orayı geçer mi, geçmez mi? Yani şurayı, şu desteği kırarsa şuraya gelir. Orayı kırar mı, kırmaz mı? Arkadaşlar bütün mesele bu. Yani bunun mesajını vermeye çalışıyoruz. Yanıldığımızda da söylüyoruz, konuşuyoruz. Yani ilkokula giden çocuklar bile burayı geçerse gösterirsin, anlatırsın. Şuraya gidebilir dersin. O çocuk da onu söyler. Ha ama bakın başka bir nokta daha var. Şimdi bir trader beklentiye girdiği takdirde veya bir pozisyonu tahmin etmeye kalktığı takdirde ister istemez duygusallık işin içine girebilir, ister istemez beklentisi gerçekleşmeyince veya ters gitmeye başlayınca sıkıntı olabilir. Ama bir trade eden birisi fiyatlar nereye giderse oraya peşine takılır, onunla birlikte gider. Yorum yapmaz. Bakın ben hem burada sizlere yorum yapmaya çalışıyorum, olabildiğince iyi niyetli olduğumu herhalde insanlar anlamıştır. Hem de ben trade ederken bazı şeyleri tabii ki farklı ister istemez görebiliyoruz. Farklı yapmak zorundasın. Sonuçta öyle veya böyle bir şekilde bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Benim burada söylemek istediğim, bakın mesela yılbaşından beri, Ağustos'tan, Temmuz'dan beri dolar o 7.80, 7.20'leri gördükten sonra hala 7'leri, 8'leri daha üzerini görecek diyen insan sayısı o kadar fazla ki arkadaşlar. Belki Türkiye'de dolar pozisyonu olan insanların %99'u bunu bekliyor. Böyle bekliyor. Peki Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak 4,5 ay oldu arkadaşlar. Bugün ayın 10'unu olacağını düşünüyorum. 4,5 ay oldu. 4,5 aydır dolar nerede? Dolar 4,5 aydır düşüş trendinde ve hala dipte. 5.50'yi geçemedi bile arkadaşlar. Altının üzerinde mi kapanışlar? 6,5'ün üzerinde mi yıllık kapanışlar? 7'ye doğru mu kapanışlar? Ocak ayından itibaren başlayacak ralliler. Hep bunlar konuşuldu. Ha başlamaz anlamına, başlamayacak anlamında bir yorum yapmak istemiyorum. Ama şunu söylemek istiyorum. Yani belli bir noktaya geldi. Bundan sonra gider mi gitmez mi? Temel düşünmek istemiyorum arkadaşlar. Ben daha çok fiyatlar üzerinden hareket ediyorum. Bunun yorumunu burada yapmak istiyorum. Velhasıl kelam, şimdi benim burada söylediğim bir nokta var. Eğer izlerseniz bunu, doların biz 6.5'tan itibaren buraya gelebileceğini, dolarda alış bölgesine yaklaşıyoruz adlı videomuzu 29 Kasım'da, bakın 29 Kasım'da bu videomuzu izleyin. 29 Kasım nereye denk geliyor? Bakın. Şuraya denk geliyor arkadaşlar. Ve buradan itibaren güvenli alış dediğimizde 5.45, 5.55'e gider dediğimiz videomuzu lütfen insanlar izlesin. Ya eleştiri yapmadan önce bir izleyin arkadaşlar dedim. Ve biz o 5.50'den dedikten sonra, 5.50 geçilmesi zor dedikten sonra ve bu rakamları da
İşkembeyi kübradan atmıyoruz arkadaşlar. Bakın 5.55, 5.50 dediğimiz bölgede direnç olarak nasıl çalışmış? Öyle bir tanesi çıkmış geçen gün. Pivot. Pivota göre bu rakamlar. Pivota göre olduğunu söyleyeyim. Bu işi bırakırım. Bu özel bir tablodur arkadaşlar. Benim kendi geliştirdiğim özel bir tablodur. Bunu ya ukalalık yapan çok insan var. Onu söyleyebilirim. 5.55 dememin sebebi hem bu direnç seviyesidir. Hem de geçen sene yıllık kapanışı verdiğimizde 5.19 hedefinden sonra nereye gidebileceğini, 5.55'e gidebileceğini zaten söylemiştik. Bakın bu yılın direnci. Yani geçen senenin direnci ve bu yılın direnci 5.55. Yani bu yıl burası görüldü ve geçemiyor. İlk etapta geçemeyeceğini zaten söylüyoruz. Eğer burası geçilirse, bunun üzerinde haftalık kapanışlar olacak olursa dolarda, o zaman 5.75 ihtimali olabilir demiştik. Hatta 5.80 ihtimali olabilir demiştik. Ama biz beklemiyoruz demiştik. Sonuç itibariyle 5.55'in altında, hatta 5.47'nin altında yıllıklarda tekrar 5.30'a çekilme ihtimali hala hazırda devam ediyor. Aylıklara döndüğümüzde aylıklarda 5.58, 5.55 bu bölgenin altında şu an 5.43'lerde. Aylıklarda eğer yarın öbür gün 5.43'ün altında kapanışlar görelim. Bizim geri çekilme ihtimalini bu sefer nereye çekeceğiz arkadaşlar? 5.37'lere, 5.33'lere doğru gene çekeceğiz. Velhasıl dolarda bir senaryodan da bahsettik biliyorsunuz. Yani burada işte yaklaştığımızda buradan mesela 5.16 bizim potansiyel hedefimizdi. Ne zamandan beri hedefimizdi? Burada bu videoyu izleyebilirsiniz. Ben arkadaşlara hiç alış, hep satış yönündesin, hep dolar düşecek, dolar düşecek. Ya şu videoları iyi izleyin arkadaşlar. Ben özür dilerim. Yani kusura bakmayın bunu ispat etmek veya yapmak zorunda. Yani zaten bundan sonra hiçbir şekilde biz demiştik, şunu demiştik, bunu demiştik. Yani bunları konuşmamak lazım gerçekten. Artık biz de demoralize oluyoruz. Ne olursa olsun. Herkes görüyor, biliyor. Buna göre hareket edebilir arkadaşlar. Herkes hareket etsin. Yani açıklama yapmak zorunda da değiliz. Bu yorumlar zamanda kapalıydı. Özellikle çünkü biliyorum çok saçma sapan saldırıyor. Açtık tamam herkes söylesin. Zaten hakaret veya olduğunda avukatın aracılığıyla da zaten gereken işlemleri başlatıyoruz. Veya eğer saçma sapan saldırı niteliğinde eleştiri oluyorsa da engelliyorum bir daha da. Seyredecekse seyretsin, seyredebiliyor. Ama bir daha bir şey yazamıyor. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Yani bu öyle veya böyle bir şekilde bir yorum yapmaya çalışıyoruz iyi niyetle. Eğer bu iyi niyeti göremiyorsa insanlar yanlış anlaşılmasın yani burada söz meclisten dışarı olabildiğince bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Ve herkesin doları yukarı artık beklediği bir dönemde böyle bir yorum yaptık, paylaştık bunu. Paylaşmaya devam ediyoruz. Devam edeceğiz inşallah. Şimdi evet dolarda gördüğünüz gibi bu hat geçilmiyor. Geçilmesi zor bir bölge. Açıklamasını da yaptık. Ne olabilir? Evet şimdi tamam. Yani bu hat önemli. Buraya dokunmuş olması da önemli. Bir istek var demek ki. Bir savaş var demek ki. Şimdi eğer önümüzdeki günlerde o kapanışlar bugün mesela 5.40'a kadar geldi. Bakın 5.50'den 5.40'a kadar geldi. 5.50, 55, 54, 56 buralar görüldü. Hızlı bir şekilde çekildi. Şimdi ortalamaların altında kapanış göreceğiz büyük ihtimalle. Daha 4 saatliklere baktığımda da ben yavaş yavaş bir geri çekilme görüyorum. Bu sıkıntı yukarıda 5.45'lerin altında 45 değil mi? Evet, 5.45'in altında kaldığı sürece aşağıda hareket. Daha önce bakın 5.80 küsür görülmüştü ya spike olmuştu. 5.31'lere kadar çekilmişti. Bu hareket 4.90 hareketi mi dedik? Olmadı. Sonuçta bu bölgede ama sonuçta biz bu bölgenin geçilemeyeceğinden sık sık bahsediyoruz. Yani yoksa ben de şöyle yapayım. 5.50'nin üzerine çıkarsa 5.80'e gider. Gidecek mi gitmeyecek mi? Şimdi bunu söylemek lazım. Ha, bir trader böyle bir riske de girmez arkadaşlar bakın. Ben traderım ama yorum yaparken geçilemeyebileceğinden bahsediyorum. Ama bir trader benim yaptığımı yapmaz. O da başka bir mevzu. Trader hiçbir şeye bakmaz. İşine bakar, parasına bakar. Biz burada gün içinde bile kalkıp yorum yapıp paylaşmaya çalışıyoruz. Yani en azından iyi niyetle yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki ters düştüğümüz olmuyor değil. Oluyor illaki. Şimdi dolarda dediğimiz gibi bu süreç eğer haftalıklar bazında şöyle bakacak olursak arkadaşlar haftalıklar tarafında dediğimiz gibi 5.43.30 bugün yarın bu seviyenin altındaki her kapanışta 5.37'ye sonrası 5.33'lere aylıklarda tabii ki bu ay
Ocak ayı içinde de tekrar 5.30'lara doğru, bakın 43'ün altında 38 var, 30 var, 5.30 var. Buralara gelir mi? 12 hafta var, 2,5 hafta var diyelim. Potansiyel devam ediyor arkadaşlar diyoruz. Şimdi buradan geçelim. Nereye geçelim? Yüz endekse geçelim. Bu arada yüz endekste ne demiştik onu da söylemeye çalışayım. Bakın yüz endekste kimi arkadaşlar dedi ki endeks dolar bazında omuz baş omuz oluşturuyor. Ya şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Bakın omuz baş omuz diplerde hiçbir zaman olmaz. Omuz baş omuz tepelerde oluşur. Bunun açıklamasını yaptık. Aynı şekilde dolarda da başka bir takım formasyon. Yani formasyonu iyi tespit edemezseniz iyi sonuç alamazsınız arkadaşlar. Veya formasyon, illa formasyon arayalım, formasyon burada formasyon var, bir figür var, bir şekil var. Bunun peşinde koşarsanız çok şeyi kaçırırsınız. Formasyon figürden önce fiyatın kendisine bakın arkadaşlar. Milyonluk bir bilgi daha vereceğim şimdi. Hareketli ortalamalarla olan senkronizasyonuna bakın arkadaşlar. Bu kadar basit. Yani eğitime gelen arkadaşlar ve eğitimden sonra trade eden, para kazanan arkadaşlar. Ya bu kadar kolaymış aslında. Emin olun arkadaşlar. Bunu söylüyorlar. Ya ben de yıllarca bunu anlatmaya çalışıyorum. Okuma yazma bilen herkes yapabilir. Yeter ki kendinize biraz yatırım yapın. Kendinize inanın arkadaşlar. Bakın. Kendinize inanmadıktan sonra başkalarının size anlattıkları şeyler sanki zannedersiniz ki adam roket mühendisi roket teknolojisini anlatıyor. Roket mühendisliğini anlatıyor. Ve maalesef biraz bu işin basit tarafına bakmak lazım. Bakın bugün politikacılara bakın. O kadar basit yöntemlerle yıllardır ülkeyi kullanıyorlar ki, pardon yönetiyorlar. Kullanıyorlar bir ara tabii. Yönetiyorlar ki aslında adamlar o kadar basit düşünüyor. O kadar basit şeylerle insanları çok rahat kandırabiliyorlar ki maalesef bu da başka bir işin sıkıntılı tarafı. Evet, dolar bazında ne demiştik? Haftalıklarda burası çok önemli destek. Buradan tepki gelir. Nereye kadar? 17-18 kademe kademe. Nereye geldi bugün? 16'ya geldi. Ve ciddi bir şekilde aşağı geldiği günlerde sakin olmak lazım. Piyasa iyi olmaya aday. Tekrar 90'ların üzerine atıp özellikle ilk etapta nereye gidebilir demiştik? 91-500-600 isterseniz şöyle tablo dönün. Şimdi günü de yorumlayacağız tabii ki. Şöyle bakıyorum. Ne demiştik? 91.300 haftalıklarda 91.500-930. Bugün kaçı gördü? Bakayım. 91.845. Sapmaya bakar mısınız? Yaklaşık 85 puan sapmayla hedefimize yaklaştık. Rakamlar da dediğim gibi öyle geçen ukala bir herif atmış. Herkese veririm ben bu pivot rakamları. Pivot rakamları. Karşılaştır bakayım rakamlar çıkacak mı? Kusura bakmayın yani böyle konuşmak zorunda kaldım. Özür dilerim. Ama gerçekten sonuçta hepimiz bir yani hepimiz insanız sonuç itibariyle duygularımız var. Ve bazen demoralize olabiliyoruz. Bizim belki hiç olmamız lazım. Ben yıllardır yapıyorum bu işi. Yıllardır sahnedeyiz. Kimler geldi, kimler geçti şarkısını da söylemek istemiyorum tabii ki. Neyse bazen takılıyor insan. Özür dilerim. Şimdi endeksin evet geldiği noktalar itibariyle haftalıklarda dediğimiz gibi 90.700 üzerinde kaldığı müddetçe burayı geçip 92.000 evet 92.000'lerin üzerinde neresiydi? 92.600'e kadar 92.000 yıllıklardan da gideceğiz tabii ki. 91.200'ün üzerinde kaldığı müddetçe potansiyel hedef 96.000 ama 91.270'ün üzerinde ilk önce gideceğizse seviye 92.200-92.500. Sonrasında peki bakalım 92.700'lerin üzerinde neresi varmış? 400-500-700 evet bu bölge. Aslında ondan sonraki adım daha önemli. Neden? Çünkü ondan sonraki adım büyük ihtimalle 96.000-98.000 bölgesi olacak arkadaşlar. Bunu tekrar söyleyebilirim. Peki şimdi buradan yola çıkarak evet gayet olumlu. Daha önce de bahsetmiş olduğumuz gibi bir şey daha söyleyeceğim. Daha önceden ben bunu sık sık söyledim. Bakın formasyon figür çok fazla kafaya takmayın. Ama hangi formasyon nerede olacağını zaten biz eğitimlerimizi anlatıyoruz. Ve formasyon figürlerden önce daha önemli şeyler var. Mesela burada bakın herhalde bunu herkes bu formasyonun ne olduğunu biliyor. Ve o günlerde
bu formasyonun olduğunu, borsanın çökeceğini, uzun vadede uzak durmak gerektiğini Şubat aylarının ortasından itibaren bahsettik. Böyle bir form. Hatta şu tepeler oluşurken bakın dikkat edin, büyük ihtimalle burada bir omuz baş omuz formasyonu olabilir dedik. Oluşmadan daha arkadaşlar. Ve arkasından o rally düşüş dönemi başlar dedik aşağı yönde. Tepeler, dipler ders niteliğinde olsun. Bu kadar basit. Ve sonra ne dedik? Bakın aslında dip bölgeye geldik. Dolar bazında da çünkü çok önemli bir bölgedeyiz. Bakın burada farkındaysanız şöyle bir formasyondan gene bahsettik. Görüyorsunuz. Hangi formasyonla başlarsa bir trend dönüşe, o formasyonla da bitebilir. Yüksek ihtimalle böyle bir ihtimal var. Yani omuz baş omuzla başladıysa ters omuz baş omuzla bu formasyon tamamlanır. Bu trend arkadaşlar, bu trend miadını tamamlar ve bu iş biter. Ondan sonra ne başlar? Eğer ters omuz baş omuz olduysa buradan sonra artık ciddi bir rally dönemi başlar. Uzun bir dip süreci oldu. Evet, uzun bir dip süreci oldu. Bu süreç öyle devam etti. Büyük ihtimalle önümüzdeki süreçte biz şunları hemen temizleyelim. Önümüzdeki süreçte bakın daha önceki günlerde bahsetmiş olduğumuz düşen trend. Hemen şöyle bakın. Ne dedik? Geçen hafta dedik bunu. Bu hafta büyük ihtimalle endeks bu 96.800'den başlayan düşüş trendini kırıp bu defa kademe kademe bu hedefleri geçebilir dedik ve gördüğünüz gibi hat safhada çok güzel bir noktaya ulaşmış durumda. Peki yıllıklarda burası neresi arkadaşlar? 96.270. Peki en yüksek ne görmüş? 96.800. Demek ki şimdi ilk etapta kaç? 92.500-600 bakın. Bu seviyeyi geçmek isteyecek. Büyük ihtimalle önümüzdeki hafta burayı görmüş olur. Sıkışıp sonra daha kontrollü bir yükseliş görebiliriz. Büyük ihtimalle diyoruz arkadaşlar. Şimdi isterseniz buradan başka nereye dönelim? Dolar yaptık, endeks yaptık. 30 endekse de döneriz. Son orada 121 bine doğru bir hareketin varlığından bahsetmiştik. Şu an için gayet oranın yoluna iyi devam ettiğini söyleyebiliriz. Hisselere isterseniz dönelim. Hisselerde ne yapmıştık? 100 hisseyi bir gezmiştik. 100 hisse içinde şöyle bir isterseniz döngüsel, pardon, döngüsellere dönelim. Gene uzatacağız biraz ama kusura bakmayın. Döngüsellere geldim. Attım. Şöyle 100 endeks hisseleri şöyle bir gezelim. Hatta bir de şöyle bir şey yapalım isterseniz. Şöyle yapalım. Bir tane yapmış olalım arkadaşlar. Kahin Explorer. Ben kendi sistemi çalıştıracağım arkadaşlar. Günlüğe göre 100 tane için hisse içinde yarın güçlü hareket edebilecek hisselerin bir listesini yap dedim. Kaç saniyede? 4 saniyede 100 hisseyi taradı bu algoritmik sistem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane hisse verdi. Bakın Arçeli daha önceki günlerde de vermişti. Arçeli'yi nereden yakaladık? İzleyenler hatırlayacaklardır. Arçeli tam şurada yakaladık arkadaşlar. 15.09. Daha saatliklerde de yakalamış ama bakın o günden beri görüyorsunuz gayet güzel gitti. Koç Holding. 2 gündür Koç Holding diyorum. Ben kendim gördüm ama sistem de bunu vermeye başladı. Bakın arkadaşlar. Koç Holding'i ben nerede yakaladığımı söyleyeyim. Şu bölgede yaklaşık 2 gün önce dip artık Koç'ta iyi bir hareket başlar demiştik. Hatırlayacaksınız. Bunu sadece ben sisteme taratmadım. Ben kendim tek tek gezmeyi seviyorum. Hisseleri tek tek geziyorum ama sisteme de zaman zaman taratıyorum ki bu zaman zaman iyi işaretler veriyor. Mesela bakın Petkim. Petkim'de de 2 gün önce dikkat bir dip olabilir demiştik. Bakın görüyorsunuz gayet güzel. Videolarımıza bakabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi demiştik de falan filan. Tüpraş hatırlayacaksınız. Tüpraş'ı da nerede paylaşmıştım Tüpraş'ı? Şeyde 3 gün önce. Hadi Reçber. Twitter adresimize paylaşmıştık. Bakın çok güzel bir hareketi yakaladık. Şimdi yakaladık ama aynı zamanda neden bahsediyoruz? Mesela Vestel demiştik. Bakın Vestel'e dikkat demiştik.
Harika. Neredeyse 2 günde 5.20'den altının üzerine çıkan hareket gördük. Gayet güzel. Şimdi bakın arkadaşlar, bu işin öyle dediğim gibi roket teknolojisi, roket mühendisliği, matematiği, istatistiği, statik, matematik falan, bunların olmadığını söyleyebilirim. Adam bir formasyon anlatıyor. Dersin ki akademik dilde doktora tezini anlatır gibi veya doktora tezi yapar gibi. Olabildiğince basit arkadaşlar. Her şey, herkesin bir grafiğe baktığında tamam ben burada iştahı görüyorum kardeşim. Ya ben burada isteksizliği görüyorum. Birkaç indikatör, birkaç hareketli ortalama. İnanın siz bile aslında nasıl yaptığınıza düzenli, bakın sistem, disiplin, odaklanma arkadaşlar. Bir şeye emek vermedikten sonra hiçbir şey olmuyor arkadaşlar, onu söyleyelim. Ve dolayısıyla herkes yapabilir. Okuma yazma bilen herkes yapabilir. Onun için de eğitimlerimize herkesi davet ediyoruz. Bakın bugün piyasada çok ciddi paralar kazanan, çok ciddi kitleleri arkasından götüren arkadaşların birçoğu sağ olsunlar bizim eğitimimize geldiler. Çünkü 9 yıldır ben eğitim veriyorum ve bu arkadaşlar piyasada ciddi kitleleri olan arkadaşlar. Tebrik ediyoruz tabii. Sağ olsunlar. Gurur duyuyoruz tabii. Çünkü bizim eğitimimize gelmişler. Bu noktada da bizim için gurur verici. İyi ki bu işe başlamışız, insanlara eğitim vermişiz diyoruz. En azından bir kişi bile etkilenmiş olsa bu iyi bir şey. Şimdi hemen listeyi gördünüz, baktınız. Yarın için o hisselerle ilgilenebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi tekrar şöyle dönüyoruz. Bakın. Ben endeks bazında dün evvelsi günde bahsettiğim hisseler vardı. Şimdi tekrar bu hisseleri gezelim bakalım. Hem bulduğumuz ve son durumdaki hisseler, bir de önümüzdeki, en azından şöyle bakıyorum, pardon, yarın öbür gün tekrar yoluna devam edebilecek hisseleri buradan gezebilirsiniz arkadaşlar. Hemen şöyle bakalım. Anadolu Efes, evet, yavaş yavaş dönmeye başladı. Bakıyorum hala. Akbank, evet, yani bankalar içindeki bu zayıflamaya yönelik bir işaret olabilir. Toparlama, yarın banka anlamında. Hemen bakıyorum. Alarko, evet, Alarko yavaş yavaş. Hemen bakıyorum. Alarko gayri iyi gözüküyor. Anadolu Cam güzel gözüküyor. Bakın bu söylediklerim endeksten daha güçlü olabilecek hisseler. Bakın birkaç gün önce Anel demiştik ki endeksin çok üzerinde getiri sağladı. TL basında bir bakalım mesela ne yapmış. Yani şu günlerde yanılmıyorsam 1.60'dan 1.80-20, o çok güzel. %10'un üzerinde prim yapmış. Yani bu bakış açısıyla arkadaşlar bakın bir grafiğe en fazla 2-3 saniye bakıyoruz. Karar veriyoruz. Yani bu kadar basit. Şimdi tabii tasvir edemeyen, düşünemeyen, ya bir günde bir şey mi olurmuş? Bir günlük eğitim mi? Eğer 27 yılın görüş açısını anlatabilirseniz arkadaşlar her şey olur. Bunu söyleyeyim. Kusura bakmayın, biraz böyle şey gibiyim. Çok da yorgunum bugün. Çok sevdiğimiz bir abimle bir eğitimimiz, özel eğitimimiz vardı bugün. Biraz yorulduk da. Şimdi Arçelik, bakın kaç gündür Arçelik diyoruz. Gayet güzel. Endeksin üzerinde getiriyor. Onu demek istiyorum arkadaşlar, bakın. Aselsan. Dün dikkat, Aselsan'da bir kıpırdanma olabilir demiştik. Evet. Yavaş yavaş Aselsan. Aselsan izleyicileri, sabırla izleyen Aselsan izleyicileri, bundan sonra Aselsan'a bir hareketlik olacak. Söyleyebilirim. Olacağı benziyor daha doğrusu diyeyim. Coca-Cola harika gözüküyor arkadaşlar. Ciddi bir hat kırıldı. Çok güzel. Zaten söylüyoruz birkaç gündür. Çelebi gayet iyiydi. Deva. Zayıf. Eczacı ilaç olabilir. Ege Endüstri diyoruz birkaç gündür. Bakın çok güzel. Enerjisi zaman zaman yanıltıyor bizi gerçekten. Enka arkadaşlar. Ereğli artık yavaş yavaş başladı bunlar, biliyorsunuz. Gayet iyi. Frota, bakın ısrarla 3 gündür 4 gündür Frota diyoruz arkadaşlar. %12-13 yaptı neredeyse kaç gündür. Gayet güzel. Hah, garanti. Şimdi garanti için demiştik ki biraz dinlenecek garanti. Dönün videolara bakın arkadaşlar, orada göreceksiniz zaten. Evet.
Bu dinlenme yarın biter mi? Şöyle bakıyorum. Yarın bir tepki günü olabilir arkadaşlar. Ama tepki biraz ayrışacak gibi gözüküyor. Şimdi daha çok bakın, bir dönem demir çelik sektörü çok ciddi borsayı çıkartmıştı. Bir dönem bankacılık düşmüştü. Bankacılık son dönemde biraz prim yaptı ve demir çelik dip yaptı. Şimdi tekrar dönebilir. Demir çelikte bir hareket, bankacılıkta biraz dinlenen bir süreç görebiliriz. Bu arada faizler %19-27'ye geldi arkadaşlar. 28 Mayıs'tan sonra Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak son 8 ayın en düşük seviyesine geldi faizler arkadaşlar. Bakın herkes çok kötümserken biz çok iyimser değiliz. İyimser de değiliz. Biz sadece kötümserlerin çok fazla abarttığını, çok fazla kötümser olduğunu söylüyoruz. Bir arkadaşlar, kriz sonrası olan bir takım toparlama dönemleri veya durulma dönemleri vardır. O dönemi yaşıyoruz arkadaşlar. Yani lütfen bunu iyimserlik olarak algılamayın. Ama çok fazlasıyla kötümser var ve abartılı kötümser var. Bu da maalesef insanları sıkıntıya sokuyor. Bir toparlama dönemi, yani bir kötünün durulduğu bir dönem. İyi olacak. Faizler ciddi düşecek. Dolar çok düşecek. Borsa coşacak. Bunu demiyoruz. Ama borsada fırsatlar var. Dolarda almak değil satmak tarafında fırsatlar olabilir. Hala devam edebilir. Veya almayı şu an için unutun bir süreliğine. Faizler de düşüyor. Bu olumlu bir hava estirebilir mi? Emlak tarafında, reel sektör tarafında kredilerin rahatlatılması, yeni bir takım kredi yenilemeleri söz konusu olabilir. Bunlar biraz daha olumlu. Eğer bu rüzgar biraz daha biraz daha yayılıp biraz daha hükümet tarafından, ekonomi yönetimi tarafından dikkate alınıp Merkez Bankası faiz indirsin demezlerse dünya standartlarındaki ekonomik krizden çıkmaya yönelik kriterler uygulanırsa bu zaman içinde kar topu misali, şimdi bir top oluşmaya başladı. Bu kar topunu büyütmek lazım. Ama olumlu şeylerle büyütmek lazım. Bu bir fırsattır. Eğer bu fırsattan geri dönülürse, dün size bahsetmiş olduğum, bakın değerli arkadaşlar, yine sayfamızda bahsettik. Çok özür dilerim. Hala bir şey, grip nezle olayı. Şurada hemen bahsedeyim. Bu videomuzu mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Dolarda 7-10 bekleyenler 1998 Asya krizinde Malezya ve Endonezya para birimine baksın demiştik. Hemen şöyle geçiyorum. Hızlı bir şekilde de geçmiş olalım arkadaşlar. Bu videomuzu izlemenizi tavsiye ederiz. Bir dakika, bu para neydi? Gentaş paraları diyorum işte. Gentaş. Yerel. Burada da bir sıkışmadan bahsetmeye çalıştık ama çok haz etmediğim bir kağıttır. Bir trader bunu dememeli. O da başka bir şey. Halkbank, evet. Biraz yavaş yavaş buradan tepki verecekler. Hürriyet gazetesi, evet. Yavaş yavaş. ICBC, hiç sokmaya gerek yok. İşçi, evet. İşçi biraz topar. Bankalar ikinci yarı biraz topar. İstemir, bakın çok iyi prim yaptı. Karsan, İyi bir trend başlıyor. Kartan, Karton, Koç Holding demiştik. Koç da gayet güzel. Bakın. Geçin etek videolarımıza. Kusura bakmayın arkadaşlar ya. Koza çok iyi gözükmüyor. Mavi biraz zayıftı. Gold Park, Netaş. Net Holding biraz evet toparlamaya başlayabilir. Net Holding, Odas, Otokar. Petkim gayet iyi gözüküyor. Atakar gayet güzel. Petkim gayet iyi olmaya başladı. Şekerbank, bakın Şekerbank diyoruz birkaç gündür. Daha doğrusu geçen haftadan beri. Birkaç gündür dedim. Bugün Perşembe oldu. Geçen haftadan sonra dedim. Şok. Tatgıdan. Türksel iyi olabilir. Türk Hava Yolları zayıf ama işaretinden bahsetmiştik. Evet, zayıf devam ediyor.
TKF'nin falan iyi gibi gözüküyor. Timosan'da bir hareket olabilir. Tuaso gayet güçlü. Devam edecektir. Trakya'cam gayet olumlu. Şöyle bakıyorum. Türk Traktör gayet olumlu. Tüpraş halihazırda bir hareket devam edecek gibi gözüküyor. Vakıfbank iyiydi. Burada Vakıfbank'a yanıldık biraz. Birkaç gün iyiydi ama sonrasında yine zayıflama oldu. Vakıfbank, Veros, Vestel. Vestel'de gayet olumlu bir hareket olacak gibi. Yataş, evet. Yataş da bugün şaşırttı. Yukarı bir hareket yaptı birkaç gün ama sonra tekrar geri çekilmesi. Şu an sanki biraz Yataş yataya dönecek gibi gözüküyor. Yapı Kredi gayet olumlu. Olumlu bakıyorum. Buradan dönüş büyük ihtimalle olacak diye düşünüyorum. Zoren şu an biraz daha yataya dönecek gibi gözüküyor. Evet, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Herkese iyi akşamlar arkadaşlar.